hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet, gördüğünüz üzere ben Özgür'ü tıraş ettim. Nasıl olmuş? Yakışıklı olmuş mu? Olduysa da söylemeyin. Yukarıda, arkada. Atırık oldum. Tamam. Ay, anahtar sevdası sabahtan beri sormayın. Anahtar da anahtar. Neyse, şimdi dışarı çıktık. Saat şu anda 1'e çeyrek var. Türk Marketi'ne gidiyoruz. Türk Marketi'nden sonra Plus City'ye gideceğiz. Akşama da ben yokum. Gitmeye karar verdim. O da neden karar verdim? Normalde çok kararsızdım, biliyorsunuz, size son videoda da söylemiştim. Ama bugün emekliye ayrılan kadın özellikle yazdı, geleceksin değil mi diye. Yani kendisini gerçekten çok seviyorum. Yazmasaydı gerçekten gitmeyecektim. Ama öyle yazınca yani zaten bir daha görüşemeyeceğiz büyük bir ihtimalle. O yüzden gitmeye karar verdim sabahtan. Testimi yaptım. Negatif çıktı. Hemen de sonuç geldi ama yaparken çekmedim size. Evde yapılan seps testlerden yaptım. Yani 2 dakika bile sürmedi. Kaydoldum o sayfaya. Ondan sonra testi yapıyorsunuz. Bir daha QR kodu üzerine yapıştırıyorsunuz. Resmini yolluyorsunuz. 2 saniye ya sürdü ya sürmedi. Ama, hemen mesaj geldi ama. Zaten. Testiniz negatiftir diye ve 24 saat geçerli bu seps testler. Arkadaşlar, sabah saat 9:20 geçe yaptım. Yarın saat 9:20 geçeye kadar geçerli. Onlar 24 saat sadece ama eğer Plus City'de yaptırsaydım 48 saatlik test olacaktı. Neyse, böyle yani. Şimdi biz bir Türk Marketi'ne gidelim. Ondan sonrasında tekrar görüşürüz. Ney? Evet. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Ben içtim. Metehan şimdi bunu içecek. O yüzden hemen göstereyim. Bir tane bundan aldık. Şimdi ilk öncelikle Türk Marketi'ni size göstermeden önce Billa'ya girdim. Billa'dan çocuklara kakao aldım. Bir tane kiraz çekirdeğini çıkartmak için şöyle bir alet geldi bize. Bunu aldım. Çünkü bununla zeytin çekirdeği falan da çıkar. Ve Metehan çok şey yaptığı için dedim ki alayım bakayım bir denemek için. Böyle bir şey aldım. Ondan sonra çocuklara şöyle donatlardan aldım. Ve evde olmayacağım için onlara da pizza aldım. Şöyle 2 adet ton balıklı, 2 adet de margarita aldım. Bunları yaparlar, yerler. O yüzden bunları burada dışarıda bırakacağım. Ondan sonra bir tane de şöyle yağ defrikas aldım. Daha sonrasında Mülla'ya girdik Plus City'deyken. Mülla'dan bir adet yumuşatıcı aldım. Bir adet Omo aldım. Ondan sonra bir adet de bunu yanlış aldım ama fark etmez. Renkler için almışım. Beyazlar için alacaktım ama öbürkü zaten beyazlar için. Bir tane de şöyle persil aldım. Toz. Ondan sonra çocuklarla Talya'ya girdik. Talya'da hem Mete'ye hem de Oğuzhan'ın istediği kitabı aldık. Oğuzhan geçen aldığımızı bitirmek üzereymiş. O yüzden şimdi bunu istedi. Bunu aldık. Ben düşün. Daha sonrasında Metehan'a şöyle bir kitap aldım. İşte sayılar, ondan sonra renkler, çizmeler, sayılar vesaire var. İşte renkleri falan. Hani şey yapıyoruz ama daha çok şey yapmak için. Onun dışında bir tane de şöyle Alice Sokke diye bir kitap aldım. Bu çok hoşuma gitti. Metehan'la birlikte şey yapabileceğimiz bir şekilde, çünkü hem anlatıyor hem de resimleri göstermesi gerekecek. Şöyle şu şekilde. Hemen göstereyim size. Mesela benim 3 tane parmağım var bilmem ne falan diye. Burada işte ufak ufak okuyabiliyorsunuz. Ondan sonra o da işte aynı şekilde anlatabiliyor size. Çok beğendim. O yüzden de böyle bir şey aldım. Bayağı da büyük yani. Şöyle bayağı içinde şarkılar falan var. Onunla birlikte şarkıyı şey yapabilirsiniz. Resimler var. Böyle kocaman kocaman resimleri var içerisinde. O yüzden tam bir çocuk kitabı. Böyle bir kitap aldım ona da. Ondan sonra bunu da Özgür gördü. Mete'ye gitti, gösterdi. Aldılar. Böyle elinizi geçiriyorsunuz.
şöyle, tabii ben bunu yapabilirsem, şöyle alta üste elinizi geçiriyorsunuz. Çok iğrenç bir dokusu var ama şöyle. Mete. Yanında. Yani. Wow. Wow, 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 wow. Evet, bunu da Metehan aldı böyle. Böyle böyle yapacağız işte bir şeyler. Bundan sonra burama konuşum dermişim. Neyse. Öf, çok pis kokuyor ama al. Şeker. Evet, şeker. Daha sonrasında al olsan bir tanesi senin. Bunları tarlayadan bedava verdiler zaten. Daha sonrasında kaş kalemimi aldım ve 3 adet ruj aldım kendime. Hemen hatta sizlerle beraber renklerini denemek istiyorum. NYX'in rujlarından aldım. 07 bu uzun süre kalanlardan, mat olanlardan. Hemen şöyle rengini size göstereceğim. Şunun rengi şu şekilde. Ay çok güzelmiş. Odaklamıyor. Şu anda odaklamıyor ama şöyle. Arkadaşlar rengi şu şekilde bunun. Bu arada 0.7. Şöyle hemen göstereyim. Odaklayabilirse. Odaklayamıyor şu anda. LSCL07 yazıyor arkadaşlar. Bunun rengi öyle. Ondan sonra bir tane de 04 aldım. Bunun rengini de hemen şöyle deneyeceğim. Yani bu biraz daha pembemsi. Bu biraz daha kahverengimsi. Bu da bu şekilde. Ve bir tane de 08 aldım. Bunun rengi de şöyle. Gördüğünüz gibi. Ama en çok şu renk hoşuma gitti. Açık söylemek gerekirse. Neyse. Böyle 3 tane de bunlardan aldım. Başka da bir şey almadım. Şimdi hemen bunları şey yapacağım. Bunları bir şey yapayım, kaldırayım. Ondan sonra size Türk marketini göstereceğim. Şimdi Türk marketinden neler aldık? Hemen şöyle göstereyim. Şöyle ikili bir kabak aldım. Ondan sonra Özgür 2 adet şalgam aldı. Ay, yukarı kaldırsam sanki daha iyi olacak. Şöyle Halley almışlar. Bir tane, iki tane mercimek çorbası aldım. Ondan sonra çocuklara bu hindi etli sucuklardan aldım. Tabii ki de evimizin her şeyi biskrem. Biskrem almışlar. 4 paket biskrem. Ondan sonra salam. Şu üçlü tel peynirlerden peynir seti. Daha sonrasında tekrar şöyle sığır etli hindi salam. Şunlardan aldım. Okula yanlarına koymak için. Sanıyorum ki Özgür 2 tane aldı değil mi? 2 tane pastırma, mercimek. Daha sonrasında biber. Biber aldım. Sonra bir tane condensed milk aldım. Karamel yani. Daha sonrasında patlıcan salatası Özgür'e. Bir adet salça. Bir adet zeytin, bir adet peynir ve bir adet yoğurt. Ondan sonra bir adet, şöyle hemen göstereyim, maydanoz, ayran, bunları Mete istedi. Ondan sonra bir tane gizli bahçe okyanus ferahlığı aldım. Daha sonrasında triliçe hazır paket aldım. Bir adet sucuk. Pastırma. Yayla çorbası. Yayla çorbası ve tavuk çorbası almışım. Bunlardan ikişer adet aldım. Sonra kaşar peyniri. Bir tane daha içecek. İki adet saray sefası salamlarından. Bunlar çok lezzetli oluyor gerçekten. Bir adet daha salam. Ondan sonra süt burger çocuklar. Ayran süt burger.
Bir adet Dalin aldım. Metehan çünkü bundan bunu bir videoda bahsetmiştim sanırım zaten. İşte gözlerim yanıyor, gözlerim yanıyor. Yanmayan şampuan aldığım halde gözlerim yanıyor, gözlerim yanıyor diyor. Dalin gelmiş. O yüzden ben de bir tane Dalin aldım. Bakalım. Yani Dalin yanmaz yani. Ona da şey yaparsam numara. Onun dışında bunlar yeni gelmiş Türk marketine. Ve ben Bioplus'ın ismini bayağı bir duydum. Yani Türkiye'de gerçekten saçlara çok iyi geldiğini vesaire olarak. Orada birkaç tane farklı çeşitleri vardı. Ben Botanic Oils aldım. Bitkisel yağ bakımı. Şimdi şöyle yazıyor bunda. Onarıcı bitkisel şampuan. Bunun içerisinde zeytinyağı, at kuyruğu, ot yağı varmış. Saçı kökten uca onarır. Saç sağlığı, sağlıklı görünümü yeniden kazandırılır yazıyor. Bayağı bir şey yani. Ben dediğim gibi bunu bayağı duydum. O yüzden denemek istedim. Fiyatı da 5 euroydu. Ama bayağı şöyle büyük bir şişe. O yüzden yapılabilir. Denemek için aldım. Açıkçası o çok güzel. Çok güzel kokuyor. Onu bir söyleyebilirim. Eğer ki işe yararsa kesinlikle bunu devam kullanabilirim. Çünkü dediğim gibi yani çok duydum ben bunu açıkçası ve 5 euroya da gayet iyi. Türkiye'de hatta bunların fiyatları yanlış hatırlamıyorsam gratis'e girmiştim ben 2 sene öncesi. 2 sene öncesinden bahsediyorum. 2 sene öncesi bunlar 60 ya da 70 TL'ydi. Yani gratis'te gördüm bizim orada. Yanlış da hatırlayabilirim ama öyle bir şeydi. Bence gayet normal. Evet, alışverişim bu şekilde. Şöyle hemen size göstereyim. Türk marketi alışverişine. Biraz karışık gerçi ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunları hemen toparlayacağım. Ondan sonra şunu da sileyim. Ondan sonra bir daha üzerimi değiştireceğim. Ay, elbise alacaktım kendime. Rus'a gittik, elbise. Bir de sıra bekledim yani. Bekledim girebilmek için. Çünkü çok güzel bir elbise vardı orada. Ve gerçekten ben de beğendim. Özgür'ün gözüne çarptı zaten. Sıra bile bekledim yani elbiseyi alabilmek için. Ama maalesef ki kasaya geldim. Yarım saat gerçekten kasada dikildim. Kimse kasaya gelip kasiyon yapmadı. O yüzden ben de en sonunda elbiseyi bıraktım ve çıktım. Ya Lagadaydı o an bilmiyorum ama bayağı bir gelmedi yani. Ben de bıraktım çıktım bir daha. Ama her yere çok güzel elbiseler gelmiş. Gerçekten yazlık çok güzel elbiseler var vitrinlerde hele. Yani bugün çok güzel şeyler gördüm. Ama maalesef ki bugün de Plus City o kadar kalabalık ki yani test yaptırmaya bile oraya gitseydim kesinlikle sıra gelmezdi. Her yer tıklım tıklım. Millet sanki hiç sokakta yemek yememiş gibi. Restoranlar tıklım tıklım. Yani hani 2 metre abstand bilmem ne hepsi yalan yani. Çok kalabalıktı. Az önce hatta bizim villaya uğradım. Ve bizde o kadar sakin ki hatta Özgür'e onu dedim. Bugün çalışmıyorum ya dedim ki hiç kimse yok içeride yani. Gerçekten 2-3 tane kunde anca var. Çalışmadığım için öyle. Neyse. Hafta içi bir ara gidip bakmam lazım. Çünkü gerçekten çok güzel elbiseler gelmiş. Çok beğendim. Fiyatları da normal yani. Benim alacağım elbisenin fiyatı 30 euroydu. 39.99'du öyle söyleyeyim. Ama alamadım. Neyse, durum böyle yani. Şimdi benim çamaşırlarım var bir makinede, onları çıkartayım. Ondan sonra tekrar çamaşır atmam gerekiyor. Onlar yıkansın evden gitmeden. Saat 5.30 gibi ben çünkü evden çıkacağım. Ve saat şu anda 3.30. Yani 2 saatim var. Böyle. Evet, şunu hemen bir deneyelim. Bakalım gerçekten çekirdeği çıkartıyor mu ya da çıkartmıyor mu, göreceğiz. İlk önce şunu şuradan bir çıkartmam gerek. Evet, bu şekilde açılıyor. Şimdi bir tane deneyeceğim. Böyle koyacakmışız. Ondan sonra aa, ne güzel. Vallahi çıktı. Bakın. Aa, güzel bir şeymiş. Tabii ki burası biraz şey oluyor ama en azından çekirdeksiz. Zeytin denemek istiyorum. Çünkü Metehan zeytin çekirdeksiz yemiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bakın gerçekten harika bir şey.
Eğer denk gelirseniz almanızı kesinlikle tavsiye edebileceğim bir şey. Ve fiyatı da 5 euroydu. Yani bence alınabilir. Çünkü görüyorsunuz fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Poğaçalarda falan bazen zeytinli yapmak istiyorum ama şeyleri ayıklamak zor geliyor. O yüzden gerçekten çok iyi oldu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şuraları toparlayıp denedim sizlere göstermek için. Ben hazırlandım gördüğünüz üzere. Üzerimi değiştirdim. Hemen bir banyoya girdim. Saçlarımı düzleştirdim. Makyajımı tazeledim ama nasıl tazelemişim o da ayrı bir mesele. Neyse. Çocuklar da şu anda gördüğünüz üzere. Poyraz gelmeyecek annem. Daha. Nein. Daha. Pizza yiyorlar. Ben tabii ki de yemiyorum. Çünkü eğer yersem orada yemek yemem. Neyse. Saat şu anda 6:20 var. Birazdan evden çıkacağım. Şu an hava güneş ama birazdan yağmur gösteriyor. Bilmiyorum. Neyse. Artık ben bu videoyu kapatayım. O yüzden yarın görüşürüz.